استخدمنا ولا تستبدلنا. الله أكبر. هلو غيبون. Pilot and a gunman. Ekim 2023. Hamas kimsenin beklemediği bir şekilde İsrail'in güneyinden ülkeye girdi. Bir gün önce dünyanın herhangi bir yerinde tam olarak ne planlandığını bilen kişi sayısı bir elin parmaklarının sayısını geçmiyordu. Her şeyi Hamas'ın Gazze'deki başkanı Yahya Sinwar planlamış, 3 ya da 4 kişiye bu plandan bahsetmişti. Sadece onlar ne zaman, nerede ve ne olacağını biliyordu. 6 Ekim Cuma akşamı Refah'ta, Han Yunus'ta, Tel Aviv'de, Sderot'ta, İsrail'in güneyindeki kibutslarda hayat her zamanki gibi devam etti. Ta ki 7 Ekim günü saatler 06:29'u gösterene kadar. 7 Ekim sabahı binlerce roket İsrail'e doğru fırlatıldı. Belki normal hayatlarından kaçmak için birkaç günlük bir tatil, belki yeni insanlarla tanışmak için bir fırsat, belki de sadece müziğe kendilerini kaptırmak ve dertlerinden uzaklaşmak. Süpernova Festivali'ne giden binlerce kişinin aklında ve hayalinde bambaşka şeyler vardı. Beklemedikleri bir anda Hamas festivale saldırdı. Sadece festivalde 260 kişi yaşamını yitirdi. İsrail İstihbarat Servisi ne olduğunu anlayamamıştı. Hamas, Aksa Tufanı operasyonu ile en az 1200 İsrailli'yi öldürdü. Yüzlerce İsrailli rehin aldı. O gün Hamas tarafından kaçırılan 250 kişinin büyük bir kısmı rehine anlaşmaları ile evlerine geri döndü. Hamas'ın elinde kalan rehinelerin bir çoğunun hayatını kaybettiği düşünülüyor. 7 Ekim sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın kaderini değiştiren bir gün oldu. Bu, Orta Doğu için kimsenin beklemediği çok büyük bir terör eylemiydi. İsrail bunun üzerine zaten abluka altında olan Gazze'yi havadan ve karadan işgal etmeye başladı. Hedef belliydi, Hamas'ı yok etmek. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 21. yüzyılın ölüm oranı en yüksek savaşını başlattı. Bir yıldır devam eden savaşta çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 40 bine aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 80 bin Filistinli yaralandı. Milyonlar yerinden ezildi, evlerine belki de bir daha asla dönemeyecek. Kamuoyu baskılarına rağmen İsrail hedefinde ısrarcıydı. Hamas'ı yok etmek için tüm yollar mübahtı. Anahu bemilhama. Lo bemifza. Lo besvavim. Bemilhama. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. Yedi Ekim'le birlikte birden bölgenin yeniden biz bir savaş alanına döndüğünü gördük. Ve burada da aslında hem bir yandan işte o başlamış olan normalleşme sürecine sanki böyle bir ket vurmak, yani onu bir engellemek ya da yavaşlatmak gibi bir durum söz konusu oldu. Ki bir dereceye kadar da aslında evet yavaşladığını belki söylemek mümkün. Çünkü bu anlaşmanın Suudi Arabistan'a uzanması an meselesiydi. Belki birkaç ay içerisinde imzalanacaktı, böyle görünüyordu. Şimdiye kadar böyle bir anlaşma imzalanmadı, anlaşma uzamadı diğer devletlere ama yine de o olasılık orada duruyor. Olasılık orada durmaya devam ediyor. Dolayısıyla şu an dengeler daha da karışmış durumda. Artık işte bu normalleşme bloğu diyeceğim blokla o direniş ekseni artık daha çok böyle bir karşı karşıya duruyorlar gibi ve acaba bu Orta Doğu'nun kaderi bu iki blok arasında ve bu iki süreç arasında nereye doğru evrilecek, nerede duracak? Şu an biz bunu izliyoruz ve bunu merak ediyoruz. Önce Gazze'yi anlatalım. Gazze şeridi 10 kilometre genişliğinde ve 41 kilometre uzunluğunda bir toprak parçası. Kuzeyinden güneyine 8 saatte yürünebilecek bir alan. En az 2 milyona ev sahipliği yapan bir yer. Gazze tam bir yıldır belki de tarihin en karanlık dönemini yaşıyor. Müzik
İsrail, Gazze'de uluslararası hukuk kurallarını çiğnemek ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Netanyahu buna rağmen durmuyor. Çünkü kaderi savaşı devam ettirmeye bağlı. Peki Hamas'ı yok etmek mümkün mü? Hamas sadece askeri bir hareket değil, aynı zamanda bir ideoloji. Bu ideolojiyi silahlı kuvvetler kullanarak ortadan kaldırmak mümkün değil. Aydın Selcan de Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığına dikkat çekerek Netanyahu'nun Hamas'a değil Gazze'ye tahammülü yok diyor. Hamas'ı yok etmek mümkün değil. Neden yok etmek mümkün değil? Çünkü sonuçta Hamas bir slogan olarak da düşünülebilir. İstediğiniz kadar şu andaki Hamas'ın silahlı kanadının tamamının siyasi kanadı yok edin. Ama günün birinde bir yerde bu Filistin olmaya da bilir. Yani Batı Şeria Gazze de olmayabilir. Biri eğer camına ya da arabanısının işte tamponuna bir Hamas yazısı yapıştırırsa ya da sorulduğunda ya da kendiliğinden ben Hamasçıyım, Hamas'ı destekliyorum, Hamas ölmedi, bitmedi derse Hamas bitmemiş demektir. İsrail'in elindeki yüksek teknoloji, biliyoruz ki hani ne derler, kara taşın altında kara karıncayı, o taşı da yıpratmadan bulup yok edebiliyor. Ancak Gazze'de böyle yapmadı. Tam aksine olağanca yıkıcılığıyla, yani oradaki sivillerin, çocukların, kadınların, yaşlıların hayatlarını hiçe sayarak bir müdahalede bulundu. Bunu gerekçelendirme şekli işte teröristlerin peşindeyiz, bu saldırıyı düzenleyenlerin peşindeyiz. Ama biliyoruz ki istediği zaman çok özenli bir istihbarat çalışması yürütüp de falanca binanın, filanca katının şu camından içeriye bir, hatta belki patlayıcısı da çıkarılmış bir roketi sokarak yalnızca o evdeki bir kişiyi ortadan kaldırmayı dahi becerebilen bir İsrail burada tüm yerleşim birimlerini yok etti. Söylemek istediğim şu, İsrail burada ne yapmak istediğini bilmiyor değil, gayet iyi biliyor. Bence Hamas'ı değil Gazze'yi ortadan kaldırmayı tercih etti. Yani artık Gazze diye bir yer, belki işte lafın gelişi orada bir şerit görülüyor Gazze, ama yaşanabilir bir Gazze. Nüfus yoğunluğu zaten dünyanın en yüksek olan yerlerinden biriydi. Bir aç kapı hapishanesi gibiydi ama Hamas'a değil Gazze'ye tahammülüm yok demek istedi bence. İsrail bir yılı aşkın süredir devam eden savaşta Gazze'deki tünelleri hedef aldı, binlerce Hamas savaşçısını öldürdü, binlercesini sakat bıraktı. Hatta Hamas'ın üst düzey liderlerini bile öldürdü. İsmail Haniye ve Muhammed Deif bunlardan ikisi. İsrail şimdilerde Hamas'ta Haniye'den sonra koltuğa oturan Yahya Sinvar'ın peşinde. Peki İsrail askeri harekatıyla hedefe ulaştı mı? Yeditepe Üniversitesi'nden İsrail uzmanı Doçent Doktor İlkin Bükü Okyar İsrail'in askeri harekatını değerlendirdi. Hamas'ın bu bağlamda saldırısı nispeten bir hedefe ulaştı. Çünkü iki topluluk arasındaki travmayı derinleştirdi. İleride olası bir barış sürecine girilecekse bu sürecin iyileşmesini çok daha zor bir hale getirdi vesaire. Ve bugün baktığımızda aslında ne görüyoruz bölgeye? Gazze'de 40 binden fazla Filistin'in ölmüş olduğunu, yerli bir edilmiş bir coğrafyayı, Batı Şeria'da ciddi bir yerleşkeci şiddetinin arttığını, orada yaşayan Filistinlerin mülkiyet ve hayat özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu, hala rehinelerin, yüzden fazla rehinenin hala Hamas'ın elinde olduğunu ve onları serbest bırakacak, serbest kalmalarını sağlayacak herhangi bir adıma hala çok, her geçen gün daha da uzaklaştığımız hatta. Netanyahu'nun 2023'te tekrardan başbakan olarak gelmesiyle İsrail siyasetinin içine düştüğü büyük çıkması ve bölünmeyi, bu bölünmenin topluma yansıdığını, özellikle bu yine dediğim gibi 2023'ten beri, başından beri devam eden protestolar, halkın kutuplaşmasını arttırması, derinleşmesi vesaire, bütün bunların devam ettiğini görüyoruz. Bir taraftan inanılmaz zayıflamış, esamesi okunmayan bir Filistin yönetimini görüyoruz Batı Şeria'da. Bütün bunların içinde aslında hiçbir vizyon ve strateji olmadan körü körüne kararlar alan bir yine İsrail hükümeti var. Sertleşen bir İsrail hükümeti var. Lübnan'da Hizbullah'la bir kara harekatıyla birebir savaşa girilmiş durumda. Ve tabii ki en son gelişmelerle süreç neredeyse bölgesel bir savaşa doğru ilerlemekte. An meselesi belki de, bilemiyoruz. Önümüzdeki saatler, hatta belki günler ne getirecek. Dolayısıyla baktığımız zaman nasıl bir yerdeyiz? Neler oldu? Gayet kötü bir yerdeyiz. Aslında hepimizin, tüm tafların en korktuğu yerlerden birindeyiz. Bölgesel bir savaş. Belki daha da ötesi, bilmiyorum. Felaket tellallığı yapmak hiç istemem.
İsrail'de şu anda yönetimde ülke tarihinin en sağcı hükümeti var. Netanyahu, savaş sonrası Gazze'de kontrolün kendilerinde olmasını istiyor. İsrail, savaş sonrası da Gazze'ye operasyon yapabilme imkanını elinde bulundurmak istiyor. Gazze'nin nasıl yönetileceği ya da kalıcı bir barışın nasıl olacağı cevapsız sorulardan bazıları. Netanyahu'nun bu kadar agresif bir şekilde pozisyonunu, yani sürekli bir savaş ve kaos halini sürekli eskale etmesi aslında çok kişisel de bir mesele. Kendi iç siyasetiyle de ilgili bir mesele. Netanyahu'nun halihazırda devam eden birçok davası var biliyorsunuz. Ve aslında siyasi geleceği bu davaların nasıl sonuçlanacağı, yani sonucunu da biliyoruz bu davaların. Fakat kendi pozisyonu, yani başbakan olarak pozisyonuyla da ilişki altında. Ve bence Netanyahu bütün bu çatışmadan bir kahraman olarak çıkmadıkça o tehditten, yani kendi iç siyasetteki, kendi üzerine olan tehditten kurtulamayacak. Dolayısıyla biraz bunu öteliyor. Çok ciddi, dediğim gibi, bir stratejisi olduğuna kesinlikle inanmıyorum. The day after, hani bir sonraki gün ne olacağını bildiğini hiç zannetmiyorum. Bir vizyonu olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Gazze'deki savaşın kıvılcımları başka bölgelere de sıçradı. Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarındaki Kule 22 adlı Amerikan üssüne insansız hava araçları ile düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı. Yemen'de Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki nakliye gemilerine saldırdı, ele geçirdi. ABD ve İngiltere bu saldırılara yanıt olarak Yemen'deki Husi hedeflerine saldırılar düzenledi. Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da muhtemelen Mossad tarafından öldürüldü. Bölgede gerilim devam ederken İsrail, Batı Şeria'da kapsamlı işgal halini sürdürdü. İsrail yönetimi birçok insan hakları örgütünün apartheid rejimi olarak adlandırdığı durumu sağlamlaştırmaya devam etti. İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine ve liderlerine yönelik saldırılar düzenledi. Önce Hizbullah militanlarının iletişim ağlarını kopardı. Sonra 32 yıldır örgütün liderliğini üstlenen Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Son olarak da Lübnan'ın güneyine girdi. Bu operasyonun kapsamlı, kısıtlı olduğu iddia edilse de İsrail'in Lübnan'dan hemen çıkmayacağı konuşulan spekülasyonlar arasında. Bunun üzerine İran sessizliğini bozdu, İsrail'e son yılların en büyük füze saldırısını düzenledi. Burada İran'ı bir parantez açalım. İran'ın Orta Doğu'da İsrail'e karşı bugüne kadar izlediği strateji basitçe şöyleydi. İsrail'e büyük bir savaş çıktığında Orta Doğu'da direniş ekseni olarak bilinen İran destekli milis ağının tüm üyeleri İsrail'i yok etmek üzere ortak hedeflerine doğru koordineli bir şekilde savaşa katılacaktı. İran bu stratejisi için büyük kaynak harcadı. Gazze Savaşı bir yılını doldurduğu şu günlerde İran'ın sessizliği direniş ekseni çöküyor mu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Yeditepe Üniversitesi'nden İran uzmanı Dr. Ezgi Uzunteker çöküşten ziyade direniş ekseninin kritik bir dönemde olduğunu düşünüyor. Şimdi en güçsüz durumunda mı şu an direniş ekseni? Belki güçsüz, yani orada doğru kelime olmayabilir ama en kritik dönemlerinden birinden geçtiği kesin. Ki bu da geçtiği ilk kritik dönem değil bu arada. Bence ilk kritik dönemi 2020'de Kasım Süleymani suikastiyle geçmişti. Ve bu suikastte tabii ki Kasım Süleymani bu direniş ekseninin mimarlarından belki de en önemli isim. Mehdi El Mühendis'le birlikte ve ikisi aynı suikastte zaten ölmüşlerdi. Bundan sonra şöyle bir tartışma olmuştu, yani Kasım Süleymani bu kadar milis gücü Suriye ve Irak ekseninde örgütleyebildi. Hatta bunları yeri geldi belirli çatı platformlar altında koalisyon kurmalarını da sağladı. Bunların siyasete girmesini ve partileşmelerini de sağladı aslında. Yani orada sadece bir askeri bir yükümlülük almadı, siyasi bir yükümlülük de aldı. Şimdi bunu yapabilecek başka biri var mı? Yani böyle bir insan gücü var mı? O noktada tabii yani Kasım Süleymani suikastı hiç beklenen bir şey değil. Bu olduktan sonra İran'ın tamamen başka bir coğrafyada faaliyet gösteren, yani Kudüs güçlerinin Afganistan-Pakistan bölgesinde daha çok operasyonlarda bulunan İsmail Kani isimli diğer komutanını alıp buraya yerleştirmişti. Ve bu şekilde aslında bu sorunu çözmeye çalışmıştı. Ama biz orada aslında başka bir çıkış noktası daha gördük. Sadece orada o lider değişimiyle yapmadı bunu. Bir yandan da o coğrafyayı, Lübnan Hizbullah'ı çok iyi bildiği için Lübnan Hizbullah'ına biraz böyle kendisine eşdeğer bir rol de verdi. Yani bu tarihten sonra, 2020'den sonra biz Kudüs güçleriyle Hizbullah'ın bu coğrafyada, işte bu özellikle o Suriye aksında faaliyetleri tepede hemen hemen birlikte yürüttüklerini ve daha böyle bir ortak
olarak yer aldıklarını biliyoruz. Çünkü yani Lübnan Hizbullah'ı denildiğinde ilk akla gelen daha çok şu oluyor. Orada bir hami vekil ilişkisi var. Ama aslında onu aşan bir ilişki bence artık bu 2020'den sonraki ilişki, özellikle daha da eşit bir ilişki. Tabii şimdi bu Nasrallah suikastinden sonra Hizbullah'ın ciddi anlamda bir güç kaybetmesi, gerçi sadece bu suikast de değil, yani öncesinde o alt grupların da bu bir şekilde bir takım o teknolojik siper saldırıyla bir şekilde elimine edilmiş olmaları da çok şey, çok önemli bir unsur bunun. Dolayısıyla orada o Lübnan Hizbullah çok ciddi bir darbe aldı ve bundan sonra İran ne yapacağını hakikaten iyi düşünmeli. Çünkü dediğim gibi yani odak oraya kaymıştı gittikçe. Onlara çok daha büyük bir görev verilmişti. Şimdi çok kritik bir noktada duruyor. Bakalım o Suriye ekseninde, yani Suriye ve Lübnan ekseninde acaba nereye kadar burayı güçlü tutabilecek? Şu an en büyük soru bu. Türkiye'de Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmelerle yakından ilgilendi, hatta bizzat taraf oldu. 7 Ekim saldırılarının ardından Ankara hükümeti önce itidal çağrısı yaptı, daha sonra tutumunu sertleştirdi. İtidalle hareket etme. Ben net söylüyorum. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki huayi milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya Gazze kasabı dedi, birçok ülkenin terörist olarak gördüğü Hamas'ı huayi milliyeye benzetti. Peki Türkiye'nin bir sene içerisinde aldığı pozisyon bize ne anlatıyor? Türkiye her konuda bir şey yapmalı mıdır? Filistin konusunda bir şey yapmalı mıdır? Filistin Türkiye açısından bir ulusal güvenlik meselesi midir? Bir dış politika önceliği midir? Hele hele artık lafı getirip de Hamas, Kuvayi Milliye, ne bileyim burada Çanakkale Zaferi'nin anması yapılırken 74 Kıbrıs çıkartması, 50 yıl anması, ondan sonra 30 Ağustos'ta falan sözü getirip Filistin'i Hamas'a bağlamak, Hamas Gazze'de Anadolu'yu savunmak için çarpışıyor demek, İsrail'in bundan sonraki hedefi Türkiye'dir deyip meclis açılışında Cumhurbaşkanı'nın ağzından, üstelik de bu coğrafya bilgisini paylaşıyorum diye, yani hangi coğrafya bilgisi, bırakalım hani siyaset öngörüsünü, dış politika, ulusal güvenlik, yani bunların iler tutar yanı yok. Burada benim kaygılandığım konu, muhalefetin de bu netliğe yakın en azından bir berraklıkla, ne alakası var İsrail'in Türkiye'ye, nereden çıkıyor bunlar diyebilmesi ve nereden Filistin'in Hamas'ı bizi savunuyor, neden Filistin milli davadır deyip, bu coğrafya bilgisi ise biraz da tarih bilgisi o zaman. Acaba Filistin Osmanlı topraklarından, İngiltere tarafından o zaman işte Birinci Dünya Savaşı'nda kopartılırken orada neler yaşandı? O zaman biraz da coğrafyaya çalışacaksak biraz da yakın tarihte çalışalım. Birinci Dünya Savaşı da çalışalım. Türkiye'nin de coğrafi olarak yer aldığı bölgemizde yaşananlar ışığında bu sıralar en çok duyduğumuz kelime öbeği Topyekün Savaş. Tamamen aslında ana hedefleri İran'ı zayıflatmak yönünde. Ama İran'la birebir sıcak sıcağına gireceği bir savaş, buradan çıkmasının, yani kimsenin zarar görmeden çıkacağını açıkçası düşünemiyorum. Yani böyle bir şeyde İsrail'i sürükleyebilir mi İsrail halkını, ondan da emin değilim açıkçası. Yani çok zor net bir cevap vermem bu konuda. Gerçekten öngöremiyorum nereye kadar gideceğini. Yani şunu biliyoruz hali hazırda. Yani İran mesela Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da geçen hafta daha hep şeydi. Hani biz evet hani Haniye'yi vurdu, işte Nasrallah, Beyrut'ta Nasrallah'ı vurdu vesaire. Biz burada daha defansif bir yerden bir karşılık vermesi gerekiyordu zaten siyasi olarak da. Bunu yaptığını görüyoruz. Ve açık açık da söyledi biz, yani savaşı, bunu bir hani birebir bir savaş noktasına taşımak, bölgesel bir yere getirmek istemiyoruz diye de söyledi. Her ne kadar dün biraz daha farklı yönde bir açıklama yaptıysa da sonuç olarak burada bence hali hazırdaki sıcak savaş durumunu ya da bu tehlikeyi bir sonraki aşamaya getiren grubun kendisi olmasını istemiyor diye düşünüyorum İran. Ama Netanyahu burada nereye getirir onu da bilmiyorum. Biden dün bir açıklama yaptı, biz hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz diye. Yani Biden da ne zaman böyle bir açıklama yapsa hep bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bölgemizde topyekün bir savaş çıkabilir ya da çıkmayabilir. Fakat bu savaşın çıkıp çıkmaması bombaların altındakiler için pek bir fark yaratmıyor. 7 Ekim'den bir yıl sonra geldiğimiz şu noktada Gazze'de kalıcı bir ateşkes, İsrail'in kuzeyinde istikrar ve Lübnan'ın güneyinde 200 bin yerinden edilmiş Lübnanlı'nın evlerine dönüşü ihtimal dahilinde değil.